Teşekkür ederim Yunus Emre Bey. Rica ederim. Buyurun. Tabii olan biteni anlamak için bundan 4 sene öncesine gitmemiz lazım. 2020 yılında Türkiye ile Rusya biliyorsunuz bir Moskova mütabakatı imzaladı ve İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi ilan edildi. Bu kararın ardından Türkiye M4-M5 karayollarının güvenliğini sağlayacak, İdlib'deki ağır silahları çıkaracak. Rusya ise daha geniş bir güvenlik kuşağı ile Suriye ordusuyla olan ilişkileri tanzim edecekti. Bu formül esas olarak Suriye sahasının dondurulmasıyla sonuçlandı. Yani büyük oranda 2020 yılından daha bugüne kadar Suriye'de bir harita değişikliğiyle biz karşılaşmamıştık. 4 yıldır küçük çatışmalar oluyordu, bazı isyanlar oluyordu ama büyük oranda bir harita değişikliğiyle muhatap değildik. Şimdi Suriye sahasının yeniden hareketlenmesi için iki kritik gelişme yaşandı. Bunlardan birincisi Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı başlatması oldu. Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna başlaması. Bu operasyon başladıktan sonra Rus güçleri ister istemez Suriye'deki kuvvetlerini büyük oranda daralttı. Belli kritik bölgelere nakletti. Lazkiye, Tartus gibi. Onun dışındaki kuvvetlerini de Ukrayna sahasına kaydırdı. Biz daha önce Rus uçaklarının Suriye sahasında ayda 400-500 sorti yaptığını görüyorduk. Ancak son 2 yıldır bu sorti sayısı 30'a, 40'a, 20'ye düşmüş durumda. Dolayısıyla Rusya sahadan büyük oranda kuvvet çekti son 2 yılda. Evet. Tamam. İkincisi de bu Rusya'nın tabii kuvvet çekmesi boşluğu doldurulmaya çalışıldı. Ortaya bir boşluk çıktı. Bu boşluğu kim doldurdu? Büyük oranda da İranlı güçler doldurdu. Yani özellikle daha önce savaşın başından bu yana hiç bulunmadıkları Halep bölgesinde biz son yıllarda çok ciddi miktarlarda İran destekli güçler ve Hizbullah milisleri görüyorduk. Özellikle Nubul ve Zehra gibi Şii köylerinde Halep'in biliyorsunuz 10 binin üzerinde Şii militanlar, Şii askerler oluyordu. Fakat bunların da sahayı boşaltması için ikinci bir kritik gelişme oldu. İsrail'in Lübnan Savaşı'na başlamasıyla birlikte özellikle Halep kırsalındaki İran destekli güçler büyük oranda Lübnan cephesine kaydırıldı. Ve sahada yine büyük bir boşluk oluştu. Bu boşluğu hem terör örgütleri değerlendirmek istedi hem de Amerika ve İsrail çok rahatsız olduğu Suriye'deki süreci değiştirme yönünde bir adım atmaya karar verdi. O çok rahatsız oldukları süreç neydi? Astana üçlüsü bir kararlılık ortaya koymuştu. Sahayı dondurmuştu. Bu dondurulmuş saha büyük oranda da Suriye ordusunun, Suriye hükümetinin ya da sahadaki istikrarın ve otoritenin lehine işliyordu. Yani saha dondurulmuş gibi görünüyordu ama Suriye ordusu bir yandan kendi güçlerini tahkim ediyor, hayatını normalleştiriyor, Arap coğrafyasıyla siyasi ilişkilerini yeniden kuruyor. Bir yandan da Cebel Zaviye gibi yani İdlib'in güney bölgesinden adım adım da aslında HTŞ'yi sıkıştırmaya devam ediyordu. Halep dediğiniz bölge 6000 kilometre karedir. Son 3 yılda Suriye ordusu önce 1200 kilometre karesini ardından 1800 kilometre karesini zaten almıştı. Yani 3000 kilometre kareye kadar sıkıştırmıştı HTŞ'yi. Adım adım da geliyordu. Fakat Amerika bu oyunu bozmak istedi. O sahadaki boşluğu da görünce HTŞ'ye yeniden harekete geçme emir ve talimatının verildiği anlaşılıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Aslında aylardır biz gazetemizde, Aydınlık'ta ısrarla yazıyoruz. İkinci Halep Savaşı başlıyor diye. HTŞ büyük bir operasyona hazırlıyor diye. Onlarca haberimiz var. Evet, gerçekten de ben bu konuda şahit oldum. Çünkü sahada şu gerçekliği görüyorsunuz. HTŞ geniş bir operasyon hazırlığı yapıyor. Bu operasyon sahası yalnızca öyle saldırganlığın caydırılmasıyla kısıtlı. Yani Halep'in batı kırsalıyla kısıtlı değil. Hama, Lazkiye, Humus, Halep gibi bölgelerin tamamını kapsayan bir operasyon hazırlığı. Ve Ukraynalılardan muazzam bir silah akışı olmaya başladı. Bu nasıl oldu? Ukrayna tabii cephede asker sıkıntısı çekince dünyadaki bütün terör örgütleriyle görüşmeye başladı biliyorsunuz. Özellikle Afrika'da çok yoğun oradan militan toplama girişimleri var. İdlib'e geldiler ve HTŞ'ye dediler ki Kiev'li uzmanlar, Kiev istihbaratı. Siz dediler cezaevlerinde tuttuğunuz bazı Çeçen, Özbek gruplar var. Bunları çıkarın. Ruslara karşı biz bunları kullanacağız. Hem Suriye sahasında hem Ukrayna sahasında kullanacağız. Karşılığında da size insansız hava araçları verelim. Şimdi o zaman Ali Kemal Bey sizin söylediğiniz şeyi detaylandırıyor Tevfik Bey. Buyurunuz. Tabii bu Ali Kemal Bey bu iddialardan bahsetti ama Kiev'li uzmanların sahada insansız hava araçları verdikleri, eğitim yaptıkları bunların her birinin onlarca fotoğrafı var. Onlarca istihbarat raporu var. Yani Kiev'li uzmanların özellikle Kiev istihbaratının İdlib'de olduğunu çok iyi biliyor.